Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınlarından çıkan Smart Türkçe Soru Bankası kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyorum. 6. ünitedeyiz. Deyimler ve atasözleri başlığı test 4. Yeni nesil bir soruyla karşı karşıyasınız ki diyeceksiniz ki Haluk hocam diğer sorular yeni nesil değil mi? Tabii ki yeni nesil ama e, çok daha farklı denemeler yaptığımda özellikle bu ifadeyi kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, burada 4 öğrenci farklı konularda kısa soluklu bir konuşma yapacaklardır. Konuşması sırasında aşağıdaki özellikleri barındıran kalıplaşmış söz gruplarını kullanan öğrenci başarılı bir sunum gerçekleştirmiş olarak kabul edilecektir. Konuşmada kullanılması istenen kalıplaşmış sözcük grubunun özellikleri verilmiş. Şunlardır dinlenerek. Tabi burada baktığımızda arkadaşlar öğüt vermez ifadesi özellikle çok belirleyici karşımıza çıkıyor. E, nedir? Deyimden bahsediyoruz arkadaşlar. Diğer özelliklerle bütünleştiğinde ...deyimlerden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Buna göre öğrencilerden hangisi başarılı olarak kabul edilmiştir denilmiş. Arkadaşlar Fatih'in konuşmasına baktığımızda... ...Marian Dubuc'un yazıp resimlediği bu muhteşem eser... ...bahçesine çalışmaya giden bir aslanın orada yaralı bir kuşun sesini duymasıyla başlıyor. Aslan diğer kuşların gökyüzünde uzaklaştıklarını görünce... ...kuşu yanına alıyor ve böylece aralarında dostluk kuruluyor... Aslan dostluk ettiği kuşla evini ve günlerini paylaşıyor. Derken kış geliyor ve soğuk zamanları da beraber hafif atlatıyorlar. Sonra bir gün bembeyaz karın içinde minik bir çiçek açıyor. Diğer kuşlar tekrar gökyüzünde beliriyor. İşte o zaman ayrılık vaktinin gelip çatdığını, ayrılık vaktinin gelip çatması kısacık bir cümleyle şahit oluruz. Evet biliyorum. Ayrılık vaktinin gelip çatması arkadaşlar ne oluyor? Deyim oluyor. Dolayısıyla cevabımız da D olmalı. Evet ikinci sorudayız arkadaşlar. Bir parça var. Kıl kırk yarardı ifadesinin altı çizilmiş. Bu parçadaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kılık kırk yarmak bunu hayal etmeye çalışalım. Tabi mecazi bir ifade ama ayrıntılı biçimde incelemek önemli üstünde durmaktır arkadaşlar. Kılık kırk yarmak deyiminin anlamı. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare başka birinin aklına gelebilir anlamını taşıyan bir atasözü vardır. Çünkü unutulmamalıdır ki akıl akıldan üstündür. Cevap B olmalı tabii ki. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde az zamanda çok ilerlemek, yayılmak, çoğalmak, artmak anlamında bir söz grubu kullanılmıştır. Birkaç yıl önce girdiği iş dünyasında dostlarının da yardımıyla kısa sürede alıp yürüdü. Alıp yürümek, az zamanda çok ilerlemek, yayılmak. Bu yüzden cevabımız C olmalı. Bir parça var karşımızda. Yazarların bizzat kendileri ve edebiyat üzerine yazanların çoğu birbiriyle ilintili iki kabulden yola çıkar. Dikkat edelim arkadaşlar. Yola çıkar. Bu parçadaki altı çizili söz grubunun parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Tabi bu tarz sorularda arkadaşlar tamamını okumakta yarar var ki zaten siz öyle yaptığınızı yaptınız. Biliyorum bunu. Çünkü kitap önünüzde. E, bu parçadaki altı çizili söz grubunun parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Demişiz. Bir roman konusundan yola çıkarak. Dikkat edin yola çıkarak. Salah Birsel'in dört köşeli üçgeniyle Orhan Kemal'in Murtaza'sı arasında bir akrabalık kurverdi. Burada e, arkadaşlar e, yola çıkmak ifadesi üst üste kullanılıyor. Yani klavuz e, kılavuz edinmek, başlangıç olarak kabul etmek e, anlamında kullanıldığı için cevap B olmalıdır. Her ikisinde de e, başlangıç olarak kabul etmek, e, bu noktadan itibaren başlamak anlamında kullanılmıştır. Tabii bunu fiziki anlamda, somut anlamda değil Mecazi anlamda olarak da düşüneceğiz. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Altıncı soruda bir tablo var karşımızda. Yukarıdaki numaralanmış parçalardan hangisi karşısındaki atasözüyle uyuşmamaktadır denilmiş. Şimdi dördüncü bölümde ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. Çünkü insan sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkanı bulamaz. E gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Doğru bir eşleştirme. Bir de bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Büyük başın derdi büyük olur. Eşleştirme doğrudur. Nedenle engel, neden yasak konuşsa konsun gönül sevdiğinden asla vazgeçmez. Gönül ferman dinlemez. Doğrudur. 3 numaraya geldiğimizde ise hiçbir değeri olmadığı halde kendisine değer verilen, layık olmadığı halde bir makama getirilen kişi kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya başlar. Köpek ekmek veren kapıyı tanır. Şimdi arkadaşlar buradaki ifade ile açıklama arasında bağlantı yoktur. Burada köpek ekmek veren kapıyı tanır derken e, iyilik yapılan kişi köpek dahi olsa bu iyiliği kimin yaptığını bilir. Ki insanoğlundan daha büyük bir performans daha büyük bir ilgi beklenir. Böyle bir anlam vardır arkadaşlar. Üçte belirtilen az önce okuduğumuz anlamla ilişkilendirilemez. Bu yüzden 3, Üçüncü sorunun bu sorumuzun da cevabı 3 yani C olmalıdır. Yedinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde gitmek sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır. Dikkat edin kullanılmamıştır. Su gibi akıp gitmek deyim içerisindedir. Su gibi akıp gitmek. B'ye baktığımızda alıp başımı gitmek tabii ki bir deyimdir. D'ye baktığımızda ayakları geri geri gider geri geri gitmek bir deyimdir. Ayakları geri geri gitmek bir deyimdir. Fakat C'de Ankara'ya gittiğimde ifadesi yer alıyor. Gerçek anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. 8. soruda bir parça var. Bu parça içerisinde atasözleri ve anlamları verilmiş. Bunlardan hangisinde uyuşmazlık var deniliyor. 3 numaraya baktığımızda akla sığmayacak işler yapmak Adamak kolay ödemek zordur atasözü ile bağlantılı değildir. Adamak kolay ödemek zordur ifadesinde insanlar zor durumda kaldıklarında birçok şeyi adayabilirler. Yani eğer bu gerçekleşirse bunun karşılığında şunu yapacağım işte ne bileyim açları doyuracağım, kıyafet ihtiyacı olanları giydireceğim gibi fakat günü geldiğinde işler yoluna girdiğinde bunu yapmayabilir. Dolayısıyla böyle bir anlam vardır. akla sığmayacak işler yapmak anlamında değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 3 yani C olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak ben oralarda dolaşıyor olacağım. Hepsini okuyacağımdan emin olabilirsiniz. hepsini dikkate alacağım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.